Ekranlarına programımıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz sevgili izleyenlerimiz. Bir kış gününden sesimizin ulaştığı herkese sevgiler, selamlar olsun diyoruz efendim. Rahmet yağdı, bereket yağdı, çok şükür özlemiştik kış manzaralarını. Tabii ki yağıyor ama geliş gidişlerimizin kolay olması için, kolaylaştırılması için tabii ki belediyelerimiz durdurak bilmeden çalışmaya devam ediyor. Karatay Belediyesi'nin çalışma yaptığı mahallelerden birindeyiz. Çimenlik Caddesi'ndeyiz ve burada Karatay Belediyesi'ne, Karatay Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerimiz tüm hızıyla çalışmalarına devam ediyorlar. Efendim bugün kar kürüme çalışmalarımızla ekranlarınızda olacağız. Bu arada çok güzel bir ödül aldık alın teri ekibi olarak. Bundan da bahsetmek istiyorum naçizane sevgili izleyenlerimiz. RTÜK tarafından düzenlenen Kültür ve Turizm Bakanlığı aynı zamanda Türk Dil Kurumu işbirliğiyle düzenlenen muhteşem bir ödül töreni vardı. Yunus Emre Yılı Görsel ve İşitsel Medyada Doğru Türkçe Kullanımı Ödül Töreni töreninde bizleri Alın Teri programı olarak, KONTV Alın Teri programı olarak bu güzel ödüle layık gördüler ve ödülümüzü Sayın Cumhurbaşkanımızın elinden almış olmak bizleri çok mutlu etti ve onurlandırdı. Buradan başta sizler olmak üzere efendim tüm KONTV ailemizi ve tabii ki güzelim ekibimi tebrik ediyorum, teşekkür ediyorum. Sayın Cumhurbaşkanımız, değerli konuklar, şimdi de eğitim kategorisinde ödülünü almaya hak kazanan isim KONTV'den Sayın Emine Simge Akol. Programın ismi Emine Simge Akol'la Alın Teri. Sayın Akol'u ödülünü almak üzere sahneye davet ediyorum. Evet, Sayın Akol'u da tebrik ediyoruz. Şimdi Alın Teri tüm güzelliğiyle kaldığı yerden yepyeni bölümleriyle tabii ki devam ediyor. İşte o bölümlerden bir tanesi de bu. Biraz da sahada çalışan işçilerimizle birlikte hem sohbet edelim hem hal olalım istiyoruz. Hem de bu işin mutfak kısmında nasıl çalışmalar varmış hep birlikte izleyelim, görelim istiyoruz efendim. Alın Teri tüm güzelliğiyle başlıyor. Başlarımız yanımızda sevgili izleyenlerimiz. Önce kendilerini tanımak istiyoruz ve çalışmalarımız hakkında kısa kısa bilgiler alalım. Sonrasında küreğimi alacağım. Ben de onlar gibi çalışmaya başlayacağım. Kolay gelsin, hayırlı günler. İlk önce hoş geldiniz. Karatay Belediyesi'nden Mehmet Özer. Karatay Belediyesi olarak tüm ekip sahadayız, çalışıyoruz. Vatandaşlarımızı mağdur etmemek için kar kürüyoruz. Tuzlamalar,
kürümeler hep beraber arkadaşlarımızda var diye. Kaç ekip var olsa? Önce bir tanıyalım siz ya. Nerelisiniz? Konya Derbet Değiş Mahallesi'nden. Kaç senedir belediyede çalışıyoruz? 9 senedir belediyede. Maşallah diyelim. Ustam, şimdi birçok ekip farklı alanlarda çalışmalara devam ediyor. Şimdi bu kürekle çalışmalarımız var, araçla çalışma, kar temizleme, kürüme çalışmalarımız, ekiplerimiz devam ediyor çalışmalarına. Bir anlatabilir miyiz bu kısmını? Şimdi ilk birinci karayolları açılıyor, yani tuzlama, kürüme o açılıyor. Ondan sonra kaldırım olarak bizler giriyoruz gündüzleri, biz çalışıyoruz. Vardiyeli olarak gece gündüz çalışıyoruz yani bu vatandaşın mağdur olmak. Bilmiyoruz değil mi? Özlemişiz ya karı. Belediyeciyiz yani, vatandaşa bunu mağdur etmeyeceğiz, burada çalışacağız. Tabii ki. Peki şimdiye kadar hatırladığınız böyle en çetin kış ve gerçekten çok fazla kar yağmıştı şu senede dediğiniz ya da anı olarak aklınıza kalan var mı böyle geçmiş yıllarda? En yakın 2016'yı hatırlıyoruz. 2016'yı hatırlıyoruz. Başka yani ötekiler çok... Çocukluk, çocukken ben Seydişehir'de yaşarken tabii ki sevgili izleyenlerimiz oraya çok fazla kar yağdığı için orada yaşadıklarımı şöyle bir anımsıyorum ama hangi birini anlatayım ki? Şuraya kadar dizlerimize kadar kar olduğunu iyi biliriz ve karların arasından yolların açılıp da adım adım oradan ilerlediğimizi de hatırlarız. Ama kışın güzelliği de bir başka tabii ki. Lütfen sağlığınıza çok dikkat edin istiyoruz bu soğuklarda. Tabii ki yolda buzlanma olan yerlerde de dikkatli yürümekte fayda var. Efendim siz de tanıyabilir miyiz? Kolay gelsin. Hoş geldiniz. Allah razı olsun. İsmim Ahmet Damgacı. Karatay Belediyesi'nde 18 senedir çalışıyorum. Demirbaşlardanız. Efendim? Evet, evet. Karla mücadelemiz devam ediyor. Ekip çek. Nerelisiniz? Sağlık. Hemen şurası ya. Değil mi? Evet, ziyarete gittiğim mahallelerden bir tanesi. Çok güzel gerçekten. Sağlık mahallesi oldu yani. Nasıl gidiyor çalışmalar? Çalışmalarımız güzel. Sıkıntı yok elhamdülillah. Zor yanları var mı? Zor tabii. Zor da var, kolay da var yani. Ama işimizi severek. Severek yaptıktan sonra hiçbir zorluk yoktur yani. Şimdi ustam, karları bu tarafa kürüdük diyelim. Yayalar için o kaldırımı açtık, temizledik. Sonrasında ne oluyor bunlar? Makinelerimiz geliyor, kamyonlarla makinelere yükleniyor, gidiyor. Yolumuz açılıyor. Aslım'a gidiyor. Aslım'a doğru ilerliyor efendim. Şimdi biz buraları bir temizlemeye başlayalım. Sonrasında aracımız gelecek ya da araçlı ekiplerin çalıştığı alanlara gideceğiz. Orada da karların tabii ki toplanma şeylerini, çalışmalarını ekranlarınıza getireceğiz sevgili izleyenlerimiz. Hadi bakalım Volkan. Şuradan küreğimi alıyorum ben. Bismillah diyorum. Hadi iş başı. Bu karda, kışta sokakta çalışmak durumunda kalan bütün kardeşlerime Rabbim yar ve yardımcısı olsun inşallah. Gerçekten çok zor dışarıda çalışmak. Biz genelde böyle atölyelere gidiyoruz. Haliyle sıcak olan ortamlar da var, soğuk olan ortamlar da var. Bu programda neyi hedeflemiştik biz? Tabii ki her meslek grubuna, özellikle insan gücü gerektiren meslek gruplarını titizlikle seçiyoruz. Orada çalışan ustalarımız, çıraklarımız, efendim kalfalarımız nasıl emek veriyorlar? Bu kısmını, mutfak kısmını ekranlara getirmeye çalışıyoruz. Ben bizzat deneyimleyerek sizlere anlatmaya çalışıyorum. Şimdilik hava güzel gibi, şansımıza da hafiften esmeye başladı yalnız. Ne yapacağız bilmiyorum. Eldivenlerimi de giydim ben. Lütfen giyim kuşamınıza dikkat edin. Yürürken dikkatli olun. Allah muhafaza, kazaya sebebiyet vermeyelim. Şimdi burası ne kadar sürede biter ustalarım? Vallahi bir hafta 10 günde biter. Bir hafta 10 günü bulur mu? Bulmaz. Ya ama valla kolay değil ya. Ama gündüz çalışıyoruz değil mi biz bu kısımda? Makineler gece çalışıyor. Gündüz de biz buradan çalışıyoruz. Düşmem inşallah. Gece işte araçlar az olduğundan iyi şey yapıyor. Peki. Efendim kar kürmeyi de deneyimliyorum. Tabii ki herkes kapısının önünü temizlese aslında işimiz biraz daha kolaylaşır. Yapanlarımız da var. Yapanlardan Allah razı olsun diyoruz. Çocukken hani anılar dedik ya, işte yaptığımız işlerden birisi aslında ama sürekli yapmadığımız için tabii ki zor. Unutmuşuz. Zor da geliyor. Ustam nasıl gidiyor? Güzel güzel. Elinize sağlık. Olur mu? Olur. Evet. Gitmeyeyim mi bu tarafa? Şu tarafa mı gideyim? Ekip aldı başını gidiyor ya Volkan, hadi gel koş. Gidelim bir oraya. Bir bakayım onlar ne yapıyorlar. Bayağı bir açmışlar yalnız. Buraları. Az bir şey aldım ben oradan.
Aa, nereden geçeceğim Volkan? Çamura batma Volkan. Evet. Aman yavaş yavaş. Vallahi küçük adımlarla yürümeye çalışıyorum çünkü. Gerçi balçık gibi olduğu için. Bu arada bir Volkan, bugün sabah resmen arabam kara saplandı. İleri geri, ileri geri yapsam da çıkamadım. Sağ olsun yardımsever bir kardeşimiz geldi, benim aracımı bir güzel çıkarıverdi. Kolay gelsin. Nasılsın abi? Ben de iyiyim de. Sen çok hızlı ilerliyorsun ya. Dur, bismillah, seni bir tanıyalım mı? Ben Hasan Dağtaş. Şöyle bir dönelim mi? Dön bu tarafa. Hasan abi. Dağtaş. Kaç senedir burada çalışıyorsun? 10 sene girdim. Ay maşallah ya, ne kadar eski çalışanlarımız var. Evet. Çok güzel. Hep bu ekipte miydin? Ekipte değil. Ben inşaat bölümündeydim. Taş bölümüne geçtim şu anda. Öyle mi? Evet. Nasıl gidiyor peki karda kışta çalışmalar? Gayet iyi, güzel gidiyor. Gayet güzel. Hep bu peki kürekte kürüme ekibinde misin? Genellikle tabii canım. Değişiyor mu yoksa arada? Yok, değişmez. Sabit. Devamlı kaldırma açarız yani. Oo, şimdiye kadar kaç mahalleye gittik? Güzel 3-4 mahalleye gittik. Ben izinden döndüm daha yeni. Bir günde kaç mahalle gidiyor ya da temizliği? Ne kadar alan temizliyoruz? Bir günde burayı da temizleyebiliyoruz zaten. Temizleyip bitirebilir miyiz ya? Bitmez. Karşı tarafta var. Ay, bir de bu işin karşısı var. Ne yapacağız Volkan? Vallahi sabaha kadar buradayız herhalde bu gidişte. Hadi bakalım, konuşmayalım, birazcık da çalışalım. Ya da çalışırken konuşalım. Hadi ustam. Al bakalım. Bu tarafa. Şimdi biri sosyal medyada bir şey paylaşmış. Aklıma geldikçe gülüyorum gerçekten ve sizinle de paylaşmak istiyorum. Çok güldüm. Bir Konya sayfasında paylaşılan bir komedi halinde paylaşılmış tabii ki. Diyorlar ki karın da diyor başı dönüyor artık yani. Oradan alıyorlar, kaldırımdan alıp yola atıyorlar, yoldan alıp kaldırıma atıyorlar. Kar zaten gel git yaparken eriyip gidiyor. Garibim demişler. Gerçekten hoşuma gitmişti. Ustam evet. Ya bir kişinin geçebileceği alanı mı temizliyoruz biz şu an? Komple. Bu nasıl temizlenecek? Hadi. Az çene çok iş o halde. Ustayla tabii buluşuyoruz şurada bir yerde. Tabii don olan yerler biraz daha zor. Ben üstlerini alayım. İşim kolayına kaçayım biraz. Olmaz mı? Hasan abi. Oo, daha gezeceğimiz ekiplerimiz var. Ama biz burada birazcık çalışalım. Volkan. Ah, böyle giderse biraz zor biter tabii de. Hadi bakalım. Bir ekipte kaç kişi oluyor? Bir ekipte genelde 5-6. 5-6 mı? Daha fazla gibi ya sanki, değil mi? İki ekibiz. 5 ekip mi? 2 ekip mi? Tamam. 5-6 kişi bir ekipte. Ekip başlarımızla konuştuk biliyorsunuz. Evet. Efendim? Hava yağmadığında kandırmaları taş döşeriz. Hava yağınca kar kürmeye geçeriz. Hep işimiz kaldırımda diyor. Hava yağmadığında, yağış da olmazsa taş döşüyoruz. Aynen öyle. Kışın da kar kürüyoruz dedi efendim Hasan abim. Allah'ım yardımcınız olsun inşallah. Gerçekten her işin zor yanları var. Ama işinizi severek yaptığınızda o zorluklar size daha kolay gelmeye başlıyor. Ben daha yerin dibini şöyle aşağıya ulaşamadım. Nasıl? Ya siz tabii şöyle yaptınız değil mi? Ufaladınız orayı. Dur. Dur ustam, dur. Biraz da şöyle alalım. Şimdi ekibin tamamıyla konuşmak istiyorum ben. Biraz sohbet, biraz iş diyelim. Ekip başı bana kızmaz inşallah işten kaytarıyorsun diye. Arka plandan beni izliyorlar vallahi. Söyleyeyim. Şimdi kenara biriktiriyoruz ama bunları bu alana açacağız. Sonra arabalarımız gelip bunları alacaklar. Evet. Dağ gibi olmuş valla. Kolay gelsin. Efendim sizi de tanıyalım mı? Dur. Mikrofon gelmedi daha. Aa, Volkan. Eldiven olunca tutamadım. Ben Dural Taşlı. Hadim. Hadim Dedemli Köyü'nden. Hadim Dedemli Köyü'nden. Evet. Peki. Dedemli Köyü'nden. 5 yıldır Karatay Feneri'nde çalışıyorum.
Kışın kart temizleme işiyle uğraşıyoruz. Yazın park işiyle uğraşıyoruz. Hangisi daha kolay? Ya da hangisi daha keyifli? Hepsi keyifli yani. Yani işi sevince keyifli oluyor yani. Evet işte bu. Sen valla ne güzel açmışsın burayı ya. Öyle bunun bir şeyi yöntemi var mı aslında? Yani bu işi yapmak yani. Bir yerden başlamak çünkü tamam. Diyor usta. Hadi bakalım, bak senin temizlediğin yeri sevdim ben. Buradan Allah devam edelim mi? Hadi gel. Sen oradan ben buradan, olur mu? Hiç fen işlerinde çalışan hanımefendiler var mı? Var değil mi? Yok mu? Aa, ama park bahçelerde var. Fen işlerinde, peki. Onlar genelde düzenleme kısmındalar park bahçelerde. Bir günde o ablalarımızla birlikte inşallah çalışma yapalım. İnşallah. Tamam. Ben bayağı açtım bu arada konuşurken. Volkan, iyi temizledin mi? Not ver. Kazaya kurban gitti Volkan. Eyvah. Volkan, net görünüyor muyum şu an? Temizledin değil mi? Harikasın. Biraz önce kameraya atmış oldum ben tabii ki kürüdüğüm karları. Bu arada 10 dakika çalıştım şurada. Gerçekten kısa bir sürede yoruldum. Hamlık olacağım muhtemelen de, ham olduğum için. Daha doğrusu daha önceden bu işi yapmadığım için muhtemelen zor geldi bana. Şimdi her gün bu işi yapanlarla ben bir miyim tabii ki? Maşallah arı gibi çalışıyorlar ya. Bakar mısın ekibin güzelliğine? Şimdi biz buradaki çalışmalarımızı devam ettireceğiz tabii ki. Sonrasında başka bir ekibin yanına araçla temizlemeler ve karlarımız haliyle bu tarafa alınıyor. Temizlik aşamasındayız. Çünkü bütün yollarımız yine belediyenin vermiş olduğu hizmet sayesinde açıldı. Bakın yollarımızda hiçbir şey yok. Kaldırımlarda ya da biriken karları artık toplama temizleme kısmını ekranlarınıza getiriyoruz sevgili izleyenlerimiz. Hadi buyurun, çalışmalar bütün güzelliğiyle devam ediyor. Vallahi yoruldum. Nefes nefese kaldı. Bir su mu içsem acaba? Açık mola vereyim. Ondan sonra tabii ki kar kürme işlemimiz devam edecek de. Aman güç gerektiriyor. Bunu söyleyeyim yani. Davulun sesi uzaktan bize, kulağımıza hoş geliyor sevgili izleyenlerimiz. Cümleyi de tam söyleyemedim bu arada. Ama gerçekten her mesleğin, her işin gerçekten arka planında ne kadar zorluklar ya da ne kadar emek verildiğini bu program sayesinde bizler de görmüş ve öğrenmiş oluyoruz. İşte buyurun efendim. Bakın ekip dağıldı. Bir güzel temizlik işleri kaldığı yerden devam ediyor. Evet, maşallah diyorum ya, abilerimle sırayla konuşmak istiyorum. Her birini tanımak istiyorum çünkü büyük emek veriyorlar. Efendim merhabalar. Merhabalar. Sizi de tanıyabilir miyiz? Ben Ahmet Şahin. Karata Belediyesi'nde çalışıyorum. Kaç sene oldu? 9 senedir çalışıyorum. Ay maşallah. Erhan çalışan 5 yıldır çalışıyor diyelim. Evet. Maşallah diyeyim de nazar olmasın. Nereliyiz? Ben Konyalıyım. Çarklar Köyü'yüm. Çarkvalıyım. Nasıl gidiyor çalışmalar peki? İyi, şükür. Şimdilik iyi bakalım. En keyifli yanı mı? Özledik ama değil mi kar? Bu kadar da olsun yani, zahmetini de çekelim istiyoruz. Tabii. Bereket yağdı çünkü. Aynen. Var mı böyle geçtiğimiz yıllarda hatırladığınız, böyle bu kadar kar yağmıştı, tabii, çok da güzeldi dediğiniz? Yani bir 2016'da yağdı en son. Herkes o seneyi hatırlıyor arkadaş yani, ya. Daha eskiye gidemiyor muyuz? Ya eskisini hani çocukluğumuzda tabii ki. Çocukluğumuzda yani, daha çok kar yağıyordu sanki. Aynen, hani sokaklarda duruyorduk, hep kar topu oynuyorduk, kardan evet, adamlar yapıyorduk. Ama şimdiki çocuklarımız çok fazla bunu yaşayamadığı için bu sene bir hayli şenlikler de düzenledi tabii, belediyelerimiz. Yaşadılar yani. Evet. Çocuklar yani doyasıya karın keyfini çıkarttılar bu sene.
Peki karda kışta alınması gereken önlemler hakkında kısacık bilgiler hatta öneride daha doğrusu bulunmuş olalım izleyenlerimize. Hani ne diyebilirim yani? Dikkat etmeleri lazım kendilerine. Evet. Hani evet. Çok buzlu havalarda dışarıya çıkmamaları lazım. Aynen. Yani mümkün zorunlu olmadığı müddetçe dışarıya çıkmamaları lazım. Kar botlarınızı giyin. Tabii ki. Ondan sonra sıkı sıkı üstünüzü giyinin efendim. Eldivenlerinizi takın. Mümkün olduğunca buzlu alanlardan yürümemeye gayret edin. Araç kullananlar için de özellikle kış lastiği hala takmayanları ben ne yazık ki görüyorum. Kış lastiklerinizi lütfen takın. Kış lastiği takılı olmasına rağmen yine de buzlu alanlarda araçlarımız kayıyor. Böyle milim milim ilerliyoruz. Lütfen şoförler daha dikkatli olun. Kazaya sebebiyet vermeyelim. Allah muhafaza çünkü çok fazla kazayla karşılaşma Aynen. durumumuz söz konusu. Aynen. Ayağımız kaydı, düştük. Eyvah bir yerlerimiz kırılabilir. Allah korusun. Daha dikkatli olmak gerekiyor. Hadi bakalım ne yapacağız şimdi? Mola zaman diyelim mi? Çok çalıştım ya ben. Saat 3'te. İşte mi? Daha var mı diyorsunuz da ya? Kaç saatimiz var? Ay güneş de çıktı ne güzel. En çok sevdiğim kışın yanı ne biliyor musunuz? Böyle kar yerde. Oh çok güzel. Kıyır kıyır üzerinde yürüyorsunuz. Güneş bir taraftan sizi ısıtıyor. Bugün havanın maşallahı var. Değil mi? Kar yağışlı geçecekti sözde bu hafta ama bakacağız. Allah nasip ederse. Hadi Volkan çalışmaya devam ediyoruz. Hadi ustam. Kürekler nerede? Kürekler. Benim kürem sizde. Ah. Benim yerime siz çalışıyorsunuz. Tamam ben çalışıyorum. Doğru söylüyorum. Sana verdim. Harikasın ustam. Teşekkürler. Hadi çok konuştum ben. Birazcık iş yapmam lazım. Sonra başkanımız bize ekip başı patronum balık hızlasın. Şimdi biz diğer ekibin çalıştığı alana doğru ilerliyoruz. Evet sevgili izleyenlerimiz bu defa hangi mahalledeydik? Kumköprü mahallesindeyiz. Ve burada artık kürekli ekibin diyeyim yani sevgili izleyenlerimiz. Temizlemiş olduğu, kenara atmış olduğu karları tamamen temizleme aşamasına geldik. Burada ustam, vallahi zor işimiz. Bismillah, ben şuraya bir çıkmaya çalışacağım. Volkan, gidiyorum. Aman ya Rabbim, Allah yardımcınız olsun. İşiniz zor. Hah, bir bu kalmıştı, bunu da yaptım yani Volkan sonunda. Ustam seni bir tanıyalım mı? İsmim Ömer Bircan, Karatay Belediyesi'nde kraydır operatörüyüm. İşte... Yani şu ara görev yani kar yoğun rahmet geçiyor, bereket elhamdülillah yoğun bir kar bereketi var. Bunu temizlemeye çalışıyoruz. Nerelisin abi? Aslen Bozkır'da doğma büyüme Konya merkez. Aman. Yani atalarımız oradan gelmiş. Kaç senedir operatörsün abi? Ne zaman aldın ehliyeti? Yaklaşık 18 senedir falan makine kullanıyorum. Vay nasıl çıkacağım oraya? Şu yanla geleceksin diyor usta. Bana tabii ki. Ehliyetin varsa kullanabilirsin. Evet. Zor mu bu araçları kullanmak? Yani, operatörlük gerektiriyor tabii. Tabii ustalık gerektiriyor. Yani normal yani çok zor değil ama yani öğreninceye kadar tabii her şey gibi bu da zor ama öğrendik miydi kolay oluyor. Aman yani tecrübe de oluyor. Ben bunu yapamam da hadi bakalım ustam biz yapmamız gereken işi bir başlayalım mı? Tamam. Ne yapacağız? Nereyi temizleyeceğiz? Şu önümüzde arkadaşımızın aldığı karları. Ben nereden tutunabilirim diye bakıyorum Volkan şu an. Ay bismillah hadi bakalım. Ha evet. Şimdi kepçemiz oraya biriktiriyor mu? Yani kepçe oraya biriktiriyor oradan kamyonları alıyoruz. Tamam. Şu kenardaki karlar. Biz de kenarları mı temizliyoruz şu an? Yol tamamen kaldırma. Sıfır yolu buluyoruz. Oo. Vatandaşlarımız artık kışın yani gece de gündüz de. Sevgili izleyenlerim şunu merak ettim. Şimdi çok keyifli bir iş bir taraftan ama bir o kadar da zorluğu var. Onu gördüm bir kere. Soğukta çalışmak durumundalar.
Çoğu kişi yerde, arazide, sahada çalışıyor çünkü. Araç dolanlar yine de birazcık karlı sanki, değil mi ustam? Evet tabii. Bak valla nasıl gülüyor yavaştan yavaştan. Şimdi ustam dedik ki bu bayağı bir... Makine geldi. Makine geldi. Kepçe önden kürüdü diyelim karları. Evet. Ben de onları tekrar toparlıyorum kepçenin ağzına. Alabileceği şekilde yaklaştırıyorum. İki elli çalışmak tabii zorundasınız yani kombinle. Şimdi kepçenin aldığı ve yola çıkan karlarda ben kepçenin alsın diyerekten tekrar ona yardımcı oluyorum. Peki kaldırım temizlikleri de yine böyle kepçeyle direkt yapılabiliyor mu? Tabii yani genelde geniş kaldırımlarda yapıyoruz ama dar olan yerlerde dar olan yerlerden tabii. Biraz önceki ekibimizin yapmış evet olduğu çalışmaları yapmak durumundayız. Hadi şöyle bakalım. Karları topluyorum ben arkadaşımıza. Bak aşağıda. Arkadaşımız buradan alacak. Gecede mi? Gece gündüz tabii mü gece çalışıyorsunuz? Gece gündüz 24 siz? Saat çalışıyoruz. Tabii biz değişimli böyle. İki var tabii, iki var diyoruz. Diğer arkadaş gelecek akşamleyin. Öyle sırayla çalışıyoruz. 7-24 yani ya değilse yani bu karı yani mümkün sokaklarımızın değil, bitmez de bitmez. Açacağız ama her yere. Tabii açtık zaten. Sokaklarımızda hiçbir problem yok. Karatay'da bütün sokaklarımız açık. Harika. Şeyimiz var. Sadece biz şimdi genişletme yapıyoruz artık. Ekip çok güzel çalışıyor bu arada. Tebrik ediyorum. Evet. Karatay Belediye Başkanımız başta olmak üzere, birim müdürlerimiz tabii ki başkanlarımız ve tüm ekip şefleri ve operatörlerimiz ve kürekli ekip diyorum ya ben bayıldım o ekibe. Birazdan oraya yeniden gideceğiz çay molasında. Şimdi biz şöyle bir karları topladık kenara kenara. Kepçemizle de şöyle bir karlarımızı alalım. Neye atıyoruz topladığımız karları? Kamyonlarımıza atıyoruz. Kamyonlarımızdan. Böyle yeşil alanlarımızın müsait yerlere bırakıyoruz yani suyumuz boşa gitmesin diyerekten. Evet. Tekrar yani doğaya tekrar karı da doğaya bırakıyoruz. Hı hı. Yani neden? Çünkü yani mümkün mertebe yeraltı kaynaklarımızı beslemek için yani. Uygun olan bahçelere de atabiliyoruz. Çok uygun, iyi. Tabii uygun olmayan yerlerde de şeyler atıyoruz. Kaynak sularımız şöyle bir güzel tabii, dolmuştur inşallah, değil mi? Bu sene yani inşallah yükselmiştir yani. Bereketli geçiyor maşallah diyelim. Peki böyle en çok hatırınızda kalan, anı olarak hatırladığınız böyle kış anınız diyelim var mı geçmiş zamanda? Yani bizim yani çok böyle yani mesela bazı zamanlarda böyle yani %100 hatırladım birebir anı hatırlamıyorum ama mesela çok böyle arkadaşlar mağdur insanlar kurtarıyoruz. Yani yolda kalmış insanlara böyle bir can suyu gibi oluyor ya, bir anda. Değil mi? Yani o tip şeylerimiz çok başımıza geliyor ama hani böyle birebir şu diye anlatacağım bir şey değil de. Yani çok şey oluyor mesela yolda bir insan kalıyor. Yani o anda çok merak ediyorum abicim. Şimdi trafikte olanların bu böyle hava koşullarında yaptıkları hatalar. Siz mutlaka denk geliyorsunuz. Ya bizim işte yani şöyle araçları çok karşılıklı park ediyor vatandaşımız. O biraz zor oluyor bize. Çünkü sokağa giriyoruz makinelerimiz sığmıyor. Yani aslında sokağı açacağız ama iki tarafta araç olduğu için giremiyoruz. Vatandaş da sanıyor ki biz o sokağa gelmedik. Biz sabaha kadar gece herkes yani istirahat ederken biz çalışıyoruz. Bütün sokaklarımızın hepsine giriyoruz ama işte yani şu yani araçlardan dolayı giremiyoruz. Misal ya böyle bir herkes aynı hizaya park etse biz çok daha rahat çalışırız. Bir gün sonra da gider öbür tarafa ayarlarız. Tabii ki. İşlerimiz kolaylaşsın efendim. Lütfen yardımcı olalım bu ekiplere. Araçlarımızı sıralı bir şekilde tek yönlü koyalım. Ertesi gününde bir tarafa koyalım ki o tarafı temizleyebilsinler. Dedik ki eskiden kaldı çoğu şey de eskiden kapımızın önünü temizlerdik ya. Evet. Sizin işinizi kolaylaştırırdık. Ama evet, şimdi ne yazık ki öyle değil. Ekip çoğaldı ama yine de işlerini bazen biz zorlaştırdığımız için çok kolay yapamıyorlar belki de bazı alanlarda. Onu tebrik ediyorum ya. Teşekkür ustam ederim. Hadi devam edelim mi? Sağ olun. Yol açmaya gidelim. Şurada bir sokak var. Hadi gidelim. Yol açmaya gidiyoruz. Tabii böyle zamanlarda bütün müşterek çalışıyoruz. Herkes birbirine yardımcı oluyor. Evet. Zabıtamız yanımızda, kendi arkadaşlarımız yanımızda, kepçelerimiz yanımızda. Herkes birbirine yardım ediyor. Öyle olunca da daha kolay oluyor ve daha tabii, başarılı oluyor. Hızlı bir şekilde hızlı hallediyoruz. Bir şekilde oluyor işlerimiz. Kapalı yol dediğimiz neresi abi? Kapalı değil de yani o yolu genişletelim evet, yani. Evet, genişletme şeyleri çalışıyoruz. Sizden çalışma şeyini görmeniz için. Normalde bu yollar yani kapalı hiçbir yolumuz yok Allah'a şükür. Her tarafı açtık. Bu yolda misal bir genişletme işlemi yapabiliriz yani şurada bir sokak var oradan yani şey yapmanız için böyle görüntü almak için. Bu araçları kullanmak da zormuş Volkan ya. Evet, burası bir
sokağımız bak açık yolumuz ama biz tekrar... Oo zaten bir kat açmışsınız açık, ya. Açık bütün yollarımız açık. Ama biz şimdi şöyle tekrar bir daha şey yapacağız. Amanın. Volkan şu dizine ha tamam kardeşim. Şu kollar şey yap bıçakları ayarlıyor. Bak şu tarafımızı açıyorum Volkan. Böyle bütün yollarımızı genişletiyoruz. Müsait olan bak böyle araç hiç yok. Çok rahat bir şekilde genişletme yapabiliyoruz. Evet. Yani böyle o yüzden hani şey oluyor. Bizim için araç çok büyük bir engel oluyor bize. Yani o da vatandaş da haklı yani koyamıyor, gidemiyor. Araçlar araba çoğaldı çünkü. Çalışmıyor, arabası şey donuyor falan. Yani bunlar da olabiliyor. İşte böyle yol genişletmelerimiz oluyor. Her yerim bembeyaz böyle kaplanmış, beyaza beyaz bir örtüyle kaplanmış olması ne kadar güzel görünüyor değil mi? Vallahi. Kirleri kaybolur. Kirleri kaybetti evet, kapattı kesinlikle. Ama şuna üzülüyorum, tabii ki belediyelerimiz bu noktada çalışıyor. Sokakta yaşayan hayvanlarımız evet var, canlılarımız, bakar mısınız biri de oradan gidiyor. Onlar çöp konteynerlarının yanında genelde çok sık karşılaşıyorum, yiyecek arıyorlar. Lütfen evinizde artan yemeklerinizi, bayatlamış ekmeklerinizi birazcık şöyle sütle, suyla ıslatın ve oraya bırakın lütfen. Onlar da nasiplensinler, aç kalmasınlar tabii. Bir de poşetlerin ağızlarını bağlamasınlar. Bağlamayın tabii. Bağlamayın. Tabii. Hayvanlar açamıyor poşetleri. Biz gece karkürkeni çok poşetlerin ağızlarını açıp açıp hayvanların yemesi için de yardımcı oluyoruz. Yazık günah yani, onlar da yaşayacaklar. Öyle de bir şey var tabii. Ooo ne güzel gidiyor Volkan bak. Vallahi temizledik. Kepçe birazdan gelecek tabii ki devreye tabii, girecek. Ne alacağız malzemelerimizi? Valla yerde kaldırımda çalışırken daha sıcaktı ustam. Burası bir soğuğu daha çok hissettik sanki. Kapılarımız açık ya aslında. Kaloriferimiz falan makinelerimiz çok konforlu. Konforlu. Tabii, tabii, evet. Biz tabii bayağı bir kalabalık olunca şu an. Ama şey yani hani kapımız açık olduğu için biraz serin ama olsun yine de. Yine hava sıcaklığı da evet şu anda 6 derece. İyi, iyi, yani iyi maşallah. İyi bugün hava gayet iyi. Evet, evet yolumuzu genişlettik. Bakın çok da evet güzel oldu. Şimdi kepçe operatörümüzün yanına doğru ilerleyelim. Hoppa! Evet sonunda indik. O kadar büyük bir araç değil mi? Bak şimdi kedi mamamız nerede? Abicim. Bitmediyse evet. Ay ne kadar duyarlı bir yani davranış. Şey yapıyoruz köylerde genelde yol açtığımız zaman. Çünkü aha orada hayvanlar şey oluyor böyle daha aç daha zor durumdalar. O yol açtığımız yerlere böyle döküyorum bir tutam. Orada hayvanlar yiyor çok da güzel kedi oluyor. Kedi maması ah hepimiz yani keşke. Arabasında tavsiye ederim yani. Çok basit mi yani 15 kiloluk çuvalları alıp böyle benim 15 kilo biraz, aldım. Biraz dökebilirsiniz. Poşetleri bunlara kaydığımız zaman da bozulmuyor. Ağzı hava almıyor. Aha. Pet şişelerin içinde. Ve arabanın bağcılarında, evlerde, her yerde kullanabiliriz. Teşekkür bizim ediyoruz. Hayvanlarımız aç kalmasın. Bu örnek davranışınızdan dolayı sizi yürekten kutluyoruz efendim. Şimdi evet, teşekkür biz ederim. Teşekkür ediyorum. Memnun çok güzel oldum anlattığınız yaptığımız işi. Şimdi kepçe operatörümüzün yanına doğru ilerliyoruz. Şimdi ustamın çalışmalarını hep birlikte ekranlara getirelim.
Evet sevgili izleyenlerimiz, kepçe operatörümüz dedi ki biz buraya hepimiz sığamayız, mümkün değil. Burası tek kişilik. Aracı da kullanmayı bilmediğim için beni almadı. Ben de elimle atabildiğim kadar temizleyeyim bari burayı. Kamyonumuza birazdan temizlenen karlar tabii ki kamyona yükleniyor, kenarda birikenler. Ve nereye gidecek efendim? Aslıma doğru boşaltmaya gidecek kamyonumuz. Tamamlansın, kamyonumuz dolsun, sonrasına yola çıkacağız. Hadi bakalım. Evet, baş şoförümüz bu arada hep ismini söyledim, zikrettim ama kendisiyle tanışmak şimdi nasip olacak. Tabii ki sizlerle tanıştıracağım. Ahmet Bey bizimle birlikte. Bizi bütün ekipleri gezdiren efendim baş şoförümüz belediyemizde. Teşekkür ediyoruz öncelikle. Sizin işiniz de zor gerçekten. Ekipleri kontrol etmek bir hayli zor olsa gerek. Neler yapıyoruz? Kaç senedir belediyede çalışıyoruz? 2010 yılından beri belediyede çalışıyorum. Şoförlük, baş şoförlük. Şu anki görevim baş şoförlük. Yoğun tempo mücadelemizi veriyoruz vatandaşlara hizmet edebilmek adına. Ekipler, ekipmanlar, arkadaşlar gece gündüz ödün veriyor, taviz veriyor. Kendi fedakarlık yapıyorlar. Tabii ki. Yoğun tempo çalışıyoruz vatandaşlarımıza hizmet edebilmek adına. Elimizden geleni yapıyoruz. Her mahalleye ulaşmaya çalışıyoruz. Her mahalle, her sokak. Sadece merkezde değil, kırsallarda da yoğun bir şekilde. Evet, öyleymiş. Eskiden köy olup daha sonra mahalleye dönen... Aha. 32 kırsalımız var. Oo. Karatay ilçesine bağlı. Ya aynı ekiplerden. Aynı ekipler, araç, kamyon, iş makinesi hepsi. Bir hale geziyorlar. Gece gündüz tabii durmadan. Helal hizmet olsun. Edebilmek adına. Kışın karla mücadele, yazın asfalt yapma, kaldırım yapma, evet. Altyapı çalışmaları. Önemli. Hepsine mücadelemizi veriyoruz. Allah kolaylık versin amin, inşallah. Amin. Çalışan cümle. Herkese bir kez daha söylüyorum. Bu havalarda, soğukta, karda, kışta çalışmak zorunda olanlara Rabbim yar ve yardımcısı olsun, yardım etsin inşallah. Kolay değil ama sokakta yaşayan canlılarımızı da, hayvanlarımızı unutmayalım istiyoruz. Hadi bakalım, kamyonumuz doldu artık sevgili izleyenlerimiz. Yavaş yavaş biz yola doğru çıkıyoruz. Haydi Volkan. Volkan ya, vallahi burası iyiymiş ya. Hadi gidiyoruz artık, iş bitirdik. Ustam. Merhaba, hoş merhaba, geldiniz. Nasılsınız? Teşekkür ederim, iyiyim. Sizler nasılsınız? Bizler de siz tanıyabilir miyiz? İsmim Abdullah Yerlikaya. Nereliyiz? Aslen Erzurumluyum. Konya'da siz çetin kışlara alışmışsınızdır, evet, ya değil malum, mi? Malum, evet. Her sene orada daha çok kar görmek, evet, mümkün oluyor ama Konya'mıza 2016'dan sonra ilk kez bu kadar güzel kar yağdı. Maşallah, maşallah diyoruz tabii ki. Bereket yağdı. Çok da mutluyuz. Evet. İnşallah hep böyle devam etsin kar yağışı. Kaç senedir buradasın usta? Benim ikinci senem. Ya. Evet. Daha yeni mi geldin Erzurum'dan? Yeni. Yok, hayır, ben Konya'da yaşıyordum da. Konya'da yaşıyorsun. Belediye iki sene oldu. Evet. Peki hangi bölümlerde çalıştınız? Hep bu bölümde. Ben fen işlerinde aslen tır kullanıyorum burada. Tır şoförüyüm da. Oo. Malum. Bir uzun yola mı gitsek ustam ya sizle, olabilir, şöyle ne bileyim, olabilir, eşyaları yüklesek, ne götüreceksek artık bilmiyorum. Ondan sonra çıksak yola, değil mi? Yolculuğu çok seviyorum. Yollar başka güzel çünkü. Evet. Usta şoför olmak lazım tabii. Tabii. Değil mi? Şimdi tabii, nereye gidiyoruz? Karları yükledik. Karları boşaltmaya gidiyoruz, boşaltma yerine. Aslıma doğru ilerliyoruz. Aslıma doğru ilerliyoruz. Orada karları döktüğümüz yerler var Büyükşehir Belediye'mizin. Hı-hı. Oraya stoğa dökeceğiz inşallah. Hadi bakalım, oraya doğru ilerliyoruz. Şoförlüğün zorluklarını bize bir anlat ustam. Malum kış şartlarında daha da zor. İşte dikkat ve tedbir ister. Tabii ki. Malum yerler kaygan oluyor, zemin. Ah, gezi buzlanmaya lütfen dikkat edin. Evet. Uzun yolda peki mutlaka yorucu oluyordur da
Kaç saatlik böyle en uzun yola gittiniz? Normalde zaten takolara uymak gerekirse 4,5 saat gidip yarım saat dinlenip tekrar bir 4,5 saat daha gitmemiz gerekir. Tabii. Evet, tako dediğimiz olaylara uymak zorundayız. Tako dediğimiz kurallar ne peki? İşte 4,5 saat gidip sonra yarım saat mola. Yarım saat mola. Sonra bir 4,5 daha gidip 12 saat dinleneceğiz. Dinlenmeden olmaz çünkü. Evet. Çok algılarınızın açık olması gerekiyor. Çok dikkatli olmanız gerekiyor. Hatayı kaldırmaz çünkü Allah muhafaza. Bir de ağır yük taşıyorsanız. Evet. Tabii ki. O yüzden daha dikkatli olmak gerekiyor. Haliyle bu büyük araçların hız limiti de farklı diğer araçlardan. Evet. Tam kuralları biliyor olmak gerekiyor tabii ki. Zor ustam ya, değil mi? Hayat zor zaten. Hayat zaten bir zor da. Evet, malum inşallah. Bizim meslekte bir zor. Dikkat ister. Tecrübe. Kaç çocuğumuz var? Elinizi öper, iki bebeğim var. Ay Allah bağışlasın. Maşallah diyelim. Onlar böyle ne olmak isterler ki acaba büyüyünce? Valla en büyük oğlum 9 yaşında. O malum polislik böyle astsubaydır. İstiyor. Evet, İnşallah. Öyle şey. Ufak oğlum da 3 yaşında. O da daha hayatı pek bir bildiği daha, yok. Ay minnacık ya. Severim onları maşallah. Allah razı olsun. Hadi bakalım, yolculuğumuz devam ediyor Volkan. Gidelim. Sonrasında artık mola zamanı. Evet sevgili izleyenlerimiz, şu an büyük vasıta tamiri, ağır vasıta tamirine de gitmiştim aslında. Orada da bir tır deneyimimiz olmuştu. Sevdim ben bu işi ya ustam. Acaba bakayım, otomatik mi bu, manuel mi? Otomatik. Ya tüh, keşke ben otursaydım direksiyona. Aman ustam ya. Vallahi ben artık büyük araç ehliyeti almaya karar verdim. Yetkililere duyurulur. Bundan sonra uzun yol, artık ne bileyim, yolculuğu da olabilir. Büyük vasıtaları kullanabiliriz. Efendim belediyede bu büyük araçlarımız otomatikmiş. Keşke kullansaymışım, yapabilirdim sanki. Ustam dedi ki, dede tarafım Erzurum'da, babaanne tarafım Sivas'talar. Akrabaların hepsi orada dedi. Buradan tüm Erzurum'a, Sivas'a sesimizin ulaştığı her yere bir kez daha selamlarımızı gönderiyoruz. Hadi bakalım, bizim yolculuğumuz devam ediyor. Vallahi çok konforlu arabalarımız bu arada, bunu da söylemiş olayım. Bakar mısın? Evet sevgili izleyenlerimiz, programımız tüm güzelliğiyle devam ederken artık programımızın sonuna doğru yaklaştık sevgili izleyenlerimiz. Ne yaptık efendim? Hem Kumköprü mahallemizde hem de Çimenlik Caddesi'nde kar temizleme ekibiyle birlikte çalışmalarımızı ekranlara getirmeye çalıştık. Öncelikle kaldırımda temizlik çalışmalarımızı yaptık. Sonrasında Kumköprü mahallesine giderek araçlarımızla birlikte o karların nasıl temizlediğini hep birlikte gördük. Sonrasında kamyonumuza yükledik efendim biriken karlarımızı ve onu Aslım Çöplüğü'ne doğru, Aslım'a doğru gönderdik. Şimdi dinlenme zamanı diyoruz artık, değil mi Volkan? Soğuk birazcık, şöyle içimiz ısınsın diye karavanımıza doğru ekibimiz bizi orada bekliyor, ilerliyoruz. Çay muhabbet yapalım efendim, sonrasında kapanışla karşınızda olacağız. Tam bir ev burası. Bakar mısın Volkan, gel. Tabii ayakkabıyla girilmez. Gel. Hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Ben yerime kuruluyorum. Mahallelerde park bahçe çalışması yapan ekiplerin girmiş olduğu karavanlar, kullandıkları. Diğer taraftan tabii ki yine fen işlerinde çalışan ekiplerin kullandıkları karavanlar işte buymuş efendim. Ben hep merak ediyordum, için ilk defa nasip oldu. Güzel ekibimizle artık bir çay molası diyoruz. Yoruldular değil mi, artık yorulmuşuz. Aynen öyle. Kaç molamız var efendim? İki molamız var. Çay biri molamız. Saat 10'da, biri 3'te. 3'te. Hadi bakalım biz de. 15 dakika molamız var. Çayları kim demledi şu an? Çaylar kimden? Sizden mi? Ellerinize sağlık efendim. Çok güzel görünüyor.
Şöyle içimiz ısınsın dedik efendim. Programımızın sonuna geldik. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Öncelikle Karatay Belediye Başkanımız başta olmak üzere. Tabii ki Fen İşleri Müdürümüz Bahattin Bey'e de teşekkürlerimizi sunuyoruz. Ve baş şoförümüz Ahmet Bey'i kocaman alkışlıyoruz. Teşekkürler. Bizi her yeri gezdirdi. Bütün ekibimizi gördük. Çalışmalarını ekranlara getirdik. Ve bu güzel ekibime teşekkür ediyorum. Emekleri yağlı olsun inşallah efendim. Çalışan herkese de kolaylıklar diliyoruz. Volkan'ı unutmuyoruz. Emeği geçen kıymetli arkadaşlarımızdan tabii ki kurguda Bahattin'e sevgilerimizi gönderiyoruz. Tekrar görüşünceye kadar kendinize çok iyi bakın efendim. Hoşça kalın.